gelmekte. Bu konuda Dostoyevski'nin sözü aklımıza geliyor. Fazla bilinçli olmak bir hastalıktır. Dahi bir insan gerçeğe ulaşmak adına epey bir fedakarlıkta bulunur. Fakat bu fedakarlıklardan biri kendi aklı olmuşsa bu kişiye deli damgası vurmak ne kadar doğrudur? Filozof Friedrich Nietzsche hayatı boyunca gerçeğin peşinde koşan fakat bu yolda yürürken akıl sağlığını korumaya gayret gösteren biri. Her ne kadar onun yaşamının sonlarına baktığımızda akıl sağlığıyla olan mücadelesini kaybetse de bunun uğruna ortaya koyduğu fikirler onu gelmiş geçmiş en iyi modern filozoflardan biri yapmakta. Ortaya attığı konseptler insanlığı o kadar etkiledi ki popüler kültür adı altında tükettiğimiz birçok eserde onun fikirlerine atıflar bulunmakta. Dinin toplumlar üzerinde etkisini kaybetmesi, bunun sonucu ortaya çıkan anlam eksikliği ve insanın kendine yeni anlamlar bulmayla olan mücadelesi, bu gibi konularda onun fikirlerini kavradığımız vakit yaşama bir daha aynı gözle bakmak mümkün olmuyor. Ve bu videonun konusu filozof Friedrich Nietzsche felsefesi. Tanrı öldü. Tanrı'dan geriye bir ölü kaldı. Ve onu öldüren biziz. Hala gölgesi beliriyor uzaklarda. Kendimizi nasıl avutacağız? Biz katillerin katilleri. Nietzsche'nin belki de en meşhur sözü olan Tanrı öldü tabirini anlamak için önce kendisinin yaşadığı dönemi analiz etmemiz gerekiyor. 19. yüzyılda aydınlanma çağının ilerlemesiyle Batı medeniyetleri akıl ve bilime olan güvenlerini ilerletmiş, bunun sonucunda yüzyıllardır süregelen din ve tanrı kavramlarından uzaklaşmışlardır. Bu süreçte yaşayan bir insan artık İncil'i okumak, kiliseye gitmek veya tanrıya dua etmek gibi motivasyonlarını kaybetmiştir. Fakat asırlarca etkisini sürdüren tanrı algısının otoritesini kaybetmesi muazzam bir anlam eksikliği meydana getirir. Tanrının kurallarına, onun dediklerine göre yaşamayacaksak ne uğruna yaşayacağız tarzı sorular insanlar arasında sorulmaya başlar. Ve bu kısımda nihilizm felsefesi yükselişe geçer. Bu felsefeye göre yaşamın hiçbir anlamı ve amacı yoktur. İnandığımız değerlerin hepsi aslında birer hiçtir. Ve Nietzsche tüm bu bahsettiğim gelişmeler üzerine Tanrı öldü lafını kurar. Bu söz bir zafer edasıyla dinlere karşı kazanılmış bir galibiyet amacıyla kurulmamıştır. Hatta tam tersi, onun bu lafı kurmasının altında tedirginlik yatar. Sonuçta uzun yıllardır insanın hayatına anlam katan bir sistem çöküş evresine girmiştir. Ve bu durum insanlığı zorlu bir evreye sokacaktır. Aslında din veya tanrı kavramında değişen bir şey yoktur. Değişen insanların zihniyetleridir. Onlar kendilerini inançlarından uzaklaştırarak bir zamanlar inandıkları değerleri yok etmişlerdir. İnsanın din veya tanrı inancı olmadan yaşayabilmesinde ise nihilizm felsefesi pek yardımcı olmaz. Hatta hayatın anlamsız olduğu fikrini yüzümüze vurmasıyla insanı hayattan daha da koparır. Nietzsche de bu durumu fark eder. Bir insanın nihilizmin derin ve karanlık sularında boğulmaması için ona yardımcı olacak bir konsept ortaya atar. Böyle buyurdu Zerdüşt kitabında büyük harflerle şu cümleyi kurar. Öldü bütün tanrılar. Üst insanın yaşamasını istiyoruz artık. Nietzsche'ye göre hayatın anlamsızlığından, nihilizm tehlikesinden kurtulmanın tek yolu bir insanın kendini üst insana dönüştürmesidir. Peki ne demektir bu üst insan? Üst insan, çevresinin ona dayattığı değerleri ve anlam kalıplarını kabul etmek yerine kendi yarattığı değerleri kabul eden bir insandır. Bir sürünün takip ettiği yoldan gitmektense kendi açtığı yoldan gider. Sahip olduğu ideallerini kutsalı sayar ve onları gerçekleştirmek adına önüne çıkan engelleri ne pahasına olursa olsun aşmaya çalışır. Üst insan özgüvenli, bağımsız ve özgür bir insandır. Fakat yeri gelince bencil, acımasız ve tehlikeli de olabilmektedir. Nietzsche bir insanın üst insana ulaşması için acıya olan bakış açısını değiştirmesi gerektiğini belirtir. Acıdan kaçmak yerine acıyı kucaklamak, hatta acıyı tüm çıplaklığıyla hissetmek gerektiğini söyler. Çünkü ona göre acı çekmek, insanı geliştiren, yücelten bir durumdur. Bundan dolayı insanların acıyı hafifleten, uyuşturan etmenlerden uzak durması gerektiğini belirtir. Kendisi bu duruma örnek olarak alkolü gösterir. Fakat diğer uyuşturucu maddeleri de bu sınıfa ekleyebiliriz. Bu tarz uyuşturucular çekilen acının etkisini düşürür. Ama Nietzsche'ye göre acı karşısında hissizleşmek iyi bir şey değildir. Ve Nietzsche için acı karşısındaki en büyük uyuşturucu dinlerdir. Çevresindeki dindar insanları gözlemleyen Nietzsche, bu insanların bir nevi kişisel acılarına tahammül edemeyip bu acılardan kaçmak için dine sarıldıklarını ve bu durumun sonucu olarak insanların acı çekmenin kendilerine kattığı kazanımlardan mahrum kaldığını düşünür.
Tabii ki Nietzsche tarafından ortaya atılan bu üst insan konsepti ciddi eleştirilere maruz kalır ve kendisi de bunu önceden fark eder ki şu sözü söyler. İddia ederim ki benim üst insan dediğime siz şeytan diyeceksiniz. Eleştirmenler Nietzsche'nin üst insan konseptinin faşist ideolojilere ilham verdiğini iddia eder. Özellikle Nazi Almanyası ve Adolf Hitler'in felsefesinde üst insan konseptine benzer bir yapı olduğu iddia edilir. Üstün Alman ırkı yaratmak veya Yahudileri yeryüzünden silmek gibi ideallere sahip olan Nazi Almanyası, tıpkı bir üst insan misali ideallerine ulaşmak için son derece cüretkar hamlelerde bulunmuştur. Hitler'in de bir Nietzsche hayranı olduğunun bilinmesi, bu filozofun bazı otoriteler tarafından tepki almasına neden olur. Aslında Hitler'in Nietzsche'den etkilendiği apaçık ortadadır. Fakat bu durum Nietzsche yaşasaydı Hitler'in davasını desteklerdi veya Nietzsche de Hitler gibi faşist motivasyonlara sahip de çıkarımlarını yapamayız. Nietzsche ne bir Alman milliyetçisiydi ne de antisemitizm dediğimiz Yahudi halkına karşı duyulan bir nefrete veya ayrımcılığa sahipti. Ayrıca üst insan konseptinin yalnızca Hitler'i değil, devasa bir kitleyi ve tabii ki edebiyatı ve popüler kültürü de etkilediğini söyleyebilirim. Superman karakterinin yaratıcıları bu karakteri ilk başta tasarlarken onu bir kahraman yapmak yerine kötü karakter olarak lanse etmek isterler ve bu süreçte Nietzsche'nin üst insan konseptinden son derece etkilendiklerini belirtirler. Jack London'da meşhur romanı Martin Eden'ı yazarken amaçlarından birinin üst insan konseptindeki bencil ve egoist tarafları eleştirmek olduğunu belirtir. Ve daha birçok filmler, diziler ve kitaplar bu konseptten etkilenmişlerdir. Üst insan fikrinin bu kadar etki yaratmasının altında yatan neden, muhtemelen her insanın içinde yatan özel bir istenci harekete geçirmesidir. Çünkü Nietzsche'ye göre insan, dünyadaki varoluşunda dur.